Arkadaşlar selamlar, süreklilik konusunun ilk testine hep beraber başlayalım. İlk soruda şekilde y^f(x)'in grafiği verilmiştir. Buna göre fx fonksiyonu -2, -1, 0, 1, 2, 3 absisli noktalardan kaç tanesi de süreklidir denilmiş. Hemen bakalım. Arkadaşlar hatırlayalım. Bir fonksiyonun belli bir noktada sürekli olması için neler olması lazımdı? İlk olarak o noktada tanımlı olması lazımdı ve sonrasında o noktada limitli olması lazımdı ve o noktadaki görüntünün o noktadaki limitlerine eşit olması lazımdı. Yani bir f fonksiyonun x eşittir a'da limitli olabilmesi için f'in a'daki sol limitinin f'in a'daki görüntüsüne ve bunun da f'in a'daki sağ limitine eşit olması gerekirdi. Buna biz arkadaşlar süreklilikte muhteşem üçlü diyelim. Muhteşem üçlü. Peki buyurun başlayalım. Muhteşem üçlü hangilerinde sağlanıyor? -2 absisli noktada bakıyorum. Sol limit, sağ limit ve gerçek görüntü. Hepsi 0 olarak verilmiş. O halde -2 absisli noktada bu fonksiyon süreklidir deriz. -1 absisli noktaya baktığımız zaman bakın. Sol limitin 3 olduğunu gördük. Sağ limitin de 3 olduğunu gördük. Yalnız -1 absisli noktada bu fonksiyon tanımlanmamış. Tanımlanmadığı için arkadaşlar bu fonksiyonun bu noktada sürekli olma şansı yoktur. O halde x eşittir -1 de sürekli değildir deriz. Peki x eşittir 0 için bakalım. Yine 0'da sol limitte, sağ limitte görüntü de tek bir noktada buluşmuş. Dolayısıyla x eşittir 0'da bu fonksiyon süreklidir diyoruz. X eşittir 1'de baktığımız zaman yine arkadaşlar bakın hiçbir kopma yok, tanımsızlık yok, sıçrama yok, sürekliliği etkileyecek yani sürekliliği engelleyecek bir durum yok, tanımlı olmama durumu yok. O halde x eşittir 1'de de yine bu fonksiyon ne deriz arkadaşlar? Süreklidir. Bakın 1'deki sol limit 0, 1'deki sağ limit de 0, 1'deki gerçek görüntü de 0. O halde x eşittir 1'de de sürekliyiz. Sonra x eşittir 2'ye baktığımız zaman x eşittir 2'de sol limitin 1 olduğunu, sağ limitin 3 olduğunu görüyoruz. O halde sağ ve sol limit birbirine eşit olmadığı için limit yoktur. Dolayısıyla bu fonksiyon bu noktada sürekli değildir diyebiliriz. X eşittir 3'e baktığımız zaman sol limitin yine 0 geldiğini gördük. Sağ limitin de 0 geldiğini gördük. Limit var evet ama gerçek görüntü limit dışında bir noktada. Limitin 0 olduğunu, görüntünün ise -1 olduğunu görüyoruz. O halde fonksiyon x eşittir 3'te limit değeri gerçek görüntüden farklı olduğu için bu noktada sürekli değildir diyoruz. Peki o halde -2, 0 ve 1 olmak üzere 3 tane absis de süreklidir diyoruz. Tabii ki bize verilen absisler arasından. Arkadaşlar selamlar, geldik ikinci soruya. Aşağıda y eşittir f(x) fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre f fonksiyonun limiti olmasına rağmen süreksiz olduğu noktaların absisler toplamı kaçtır denilmiş. Şimdi limitin olması için arkadaşlar belli bir a absisli noktada ne lazımdı? O noktadaki sol limitin o noktadaki sağ limite eşit olması lazımdı. Bize limitli olduğu halde denilmiş. O halde sol limit sağ limite eşit olacak. Peki süreklilik için ne lazımdı? Sol limitin sağ limite eşit ve bunların da görüntüye, o noktadaki gerçek görüntüye eşit olması lazımdı. Yalnız bu sağlanmasın diyor. Bakın sol sağ limit evet birbirine eşit olacak. Yalnız muhteşem üçlü sağlanmayacak. Yani gerçek görüntü limit değerinden farklı olacak diyor. O halde hemen bakalım. Evet, limit olmasına rağmen süreksiz olduğu noktalar. Şimdi -5 absisli noktada arkadaşlar limit de var ve aynı zamanda görüntü de limit değerine eşit. Dolayısıyla burada süreklidir. -4'e baktığımız zaman x eşittir -4'te evet fonksiyon süreksizdir ancak limiti yoktur. Halbuki bize limit olmasına rağmen süreksiz olduğu noktalar denilmişti. Burada daha sol ve sağ limit birbirlerinden farklı olduğu için -4'ü de cevap olarak kabul edemem. -3 absisli noktada hiçbir sıçrama, kopma, tanımsızlık durumu yok. Dolayısıyla x eşittir -3'te fonksiyon direkt süreklidir. X eşittir -2'ye baktığımız zaman sağ limitin artı 2, sol limitin -1 geldiğini gördük. O halde -2'de de limit yoktur. Bizim limitin olduğu noktaları araştırdığımızı hatırlatalım. Sonra bakalım 0'a geldiğimiz zaman arkadaşlar 0'da işte aradığımız yer burası. Bakın 0'ın sol limitine bakıyorum 1. 0'ın sağ limitine bakıyorum 1. Yani 0'da limit var mı? Var. Ama gerçek görüntü nerede? Gerçek görüntü 3'te. Değil mi? F0 nedir diye sorsak ne cevap vereceğiz? F0 3. F'in 0'daki limitine 1. Yani limit olduğu halde süreksiz olduğu bir noktadır. X eşittir 0 absisli nokta.
Peki x eşittir 2'ye baktığımız zaman x eşittir 2'de arkadaşlar sol ve sağ limitler birbirlerinden farklı. Dolayısıyla burada limit yok. Ve x eşittir 5'e baktığımız zaman yine x eşittir 5'te bakın. Sol limite bakalım, sol limit 3. Sağ limite bakalım, sağ limit de 3. Sol sağ limit birbirine eşit, limit var. Ancak gerçek görüntü nerede? Gerçek görüntü 4'te. O halde sağ ve sol limit birbirine eşit olduğu halde gerçek görüntü farklı bir noktada olduğu için x eşittir 5'i de doğru cevap olarak kabul edebiliriz. Çünkü biz limitli olduğu halde süreksiz olduğu noktaları araştırıyorduk. O halde bunların apsisleri toplamı sorulmuş. 1, 0, 1 de 5 var demiştik. Toplamları da 5 olarak Edirne seçeneğinde karşımızda. Arkadaşlar selamlar, geldik 3. soruya. Fx sürekli bir fonksiyon denilmiş. Sürekli olması ne demekti arkadaşlar? Tanım kümesinde bulunan her a elemanı için o a apsisi noktadaki sol limitin a apsisi noktadaki gerçek görüntüye ve bunların da o noktadaki sağ limite ne eşit olması gerekiyordu demiştik. Peki. Şimdi bize ne söylenmiş bakın. F fonksiyonu x eşittir 5'teki limiti 3. F fonksiyonu x eşittir 5'teki limiti demek fonksiyon sürekli olduğu için o noktadaki gerçek görüntü demek değil mi aslında? Doğru mu? Fonksiyon sürekli ise o noktadaki limit değeri gerçek görüntüye eşittir. Bize de F5 sorulmuş zaten. O halde cevabımız Ceyhan olarak 3 olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar selamlar, geldik 4. soruya. F fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara tanımlı olmak üzere fx eşittir mutlak değer x eksi 3 verilmiş. Ve birkaç fonksiyon daha verilmiş. Bu fonksiyonlardan kaç tanesi süreklidir denilmiş. Hemen bakalım. Arkadaşlar ilk öncülde f fonksiyonu reel sayılarda tanımlı. Mutlak değer fonksiyonu reel sayılarda tanımlı bir fonksiyondur. Dolayısıyla içerisinin sıfır olması da bizim için herhangi bir sakınca getirmez. İç kısmın negatif olması da bizim için bir sakınca getirmez. O halde arkadaşlar mutlak değer x eksi 3 fonksiyonu gayet de süreklidir. İsterseniz grafiğini de hatırlatalım. Şurası y eksen olsun, şurası x eksen olsun. X eşittir 3 bunun kritik noktası biliyoruz. O halde şöyle x eşittir 3'te şöyle V şeklinde bir grafik çıkıyordu karşımıza. Grafikten de gördüğümüzde her yerde sürekli. O halde ilk öncül sürekli. İkinci öncüle geldiğimiz zaman pozitif reel sayılardan reel sayılara tanımlı Gx eşittir karekök x artı 1 fonksiyonundan bahsediliyor. Karekök x artı 1 fonksiyonu. X eşittir eksi 1'de arkadaşlar karekökün için negatif olur. X'ler eksi 1'den büyük olduğu sürece bu fonksiyon tanımlı olacaktır. Zaten pozitif reel sayılarda bulunan her sayı eksi 1'den büyüktür. Dolayısıyla tanımlılıkla ilgili hiçbir sıkıntı yoktur. Ve yine karekök fonksiyonu da hiçbir sıçrama vesaire getirmeyeceğinden dolayı o halde ikinci öncülde verilen fonksiyon da yine süreklidir diyebiliriz. Üçüncü öncüle geldiğimiz zaman bakın küp kök x fonksiyonu. Arkadaşlar küp kök x fonksiyonu nerede tanımlı? Negatif reel sayılarda tanımlı. Küp kökün içine negatif bir sayı yazmamın herhangi bir sakıncası var mı? Tabii ki de yok. O halde bunun da tanım kümesiyle ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Ve aynı zamanda arkadaşlar evet aynı zamanda bu fonksiyon grafiğine bakacak olursak da yine hiçbir noktada kopma, sıçrama, tanımsızlık getirmeyeceğini görürüz. Dolayısıyla 3. öncüdeki fonksiyonumuz da süreklidir. 4. öncüle baktığımız zaman f fonksiyonu pozitif reel sayılarda tanımlı diyor. Hemen baktığım rasyonel bir ifade var karşımda. Bu ifadenin tanımsız olması için paydanın 0 olması lazımdı. Paydayı 0 yapacak x değer eksi 5. Yalnız eksi 5 zaten bizim tanım kümemizde yok. Tanım kümemizde olmadığı için de hiçbir problem yok. Yani bu fonksiyon şu an gayet de her yerde tanımlıdır. Eksi 5 dışında zaten tanım kümesini pozitif reel sayılar vermişler. O halde arkadaşlar her noktada tanımlıdır ve süreksizlik getirecek başka da bir durum söz konusu değildir. O halde bize verilen 4 fonksiyonun 4'ü de süreklidir diyoruz ve 5. soruyla devam ediyoruz. Arkadaşlar selamlar, geldik 5. soruya. F fonksiyonu reel sayılardan reel sayıları tanımlıymış. A ve B birer gerçel sayıymış. Bu fonksiyonun sürekli olduğu söylenmiş. Bakın fonksiyonun kuralını bize parçalı olarak vermişler ve bu fonksiyonun sürekli olduğunu söylemişler. Şimdi bu fonksiyonun kritik noktasının x eşittir eksi 1 olduğunu görüyoruz. Fonksiyon sürekli olduğuna göre demek ki bu kritik noktada bile sürekli. Yani arkadaşlar x eşittir eksi 1'de de yine fonksiyon sürekli olacak. Dolayısıyla eksi 1'deki sol limitin eksi 1'deki görüntüye bunun da eksi 1'deki sağ limiti eşit olmasını beklemeliyiz. O halde hemen bakalım eksi 1'deki sol limit. X'ler eksi 1'den küçükken fonksiyon
y eşittir 5x eksi b olarak tanıtılmış. O halde x eksi 1'e yaklaşırken burası nereye yaklaşır? Eksi 5 eksi b'ye yaklaşır. Eşittir dedik, devam ediyoruz. X eşittir eksi 1'deki gerçek görüntü nedir arkadaşlar? 6. Bunu da yazdık. Yine devam ediyoruz. X'ler eksi 1'den büyükken fonksiyon y eşittir ax artı 7 olarak tanımlanmış. O halde eksi 1'den büyük değerlerden x'ler eksi 1'e yaklaşırken bu ifadede eksi a artı 7'ye yaklaşacaktır diyoruz. Şimdi çözümlememizi yapalım arkadaşlar. Burada ne bulduk bakın ilk olarak? Eksi b eksi 5 eşittir 6 gelmişti. O halde b eşittir eksi 11 olarak karşımıza çıkıyor. Ve bunun yanında şu ikisini birbirine eşitlersek bakın. Eksi a artı 7 eşittir 6 gelmişti. O halde buradan da a eşittir 1 olarak karşımıza çıkıyor. A'yı bulduk, b'yi bulduk. Bize ne sorulmuş? A artı b soruluyor. Yani eksi 11 artı 1'den cevabımız eksi 10 olarak Ceyhan seçeneğinde. Arkadaşlar selamlar, geldik 6. soruya. Fx fonksiyonun kuralı bize parçalı olarak verilmiş ve bu fonksiyon x eşittir 2 noktasında limiti olup fonksiyon bu noktada süreksizdir denilmiş. Şimdi limit varmış arkadaşlar. O halde bu fonksiyon x eşittir 2'deki sol limiti x eşittir 2'deki sağ limitine eşit olmalı. Yalnız bu değer arkadaşlar, bu limit değeri, L değeri fonksiyonun o noktadaki gerçek görüntüsünden farklı olmalı. Neden? Çünkü bu noktada süreksizdir denilmiş. O halde hemen bakalım. X eşittir 2'deki sağ limite bakıyoruz arkadaşlar. Bir de sol limite bakacağız. Önce sol limite bakalım buyurun. F'in 2'deki sol limiti eşitti F'in 2'deki sağ limitine. 2'deki sol limit x'ler 2'den küçükken fonksiyon y eşittir 2x eksi m olarak tanıtılmış. O halde x'ler 2'den küçükken 2'ye yaklaşırken 2 kere 2 4 eksi m değerine yaklaşır ordinatlarımız. Şimdi f'in 2'deki sağ limitine bakalım. X'ler 2'den büyükken fonksiyon y eşittir x artı m olarak tanıtılmış. 2'den büyük değerlerden 2'ye doğru yaklaşırsa x'ler cevaplarda nereye yaklaşır? 2 artı m'ye, m artı 2'ye yaklaşacaktır. Peki o halde buradan ne geldi karşımıza? 2m eşittir 2, yani m eşittir 1 olarak bulunmuş oldum. Bunun yanında arkadaşlar, şimdi m değerine 1 yazdığımız zaman bakın. M değerine burada veya burada 1 yazdığımız zaman bu değer neye eşit oluyor? 1 artı 2'den 3'e eşit oluyor. Yani bizim arkadaşlar 2'deki sağ ve sol limitimiz dediğimiz L değerimiz 3'müş. Burası 3. Ve biz ne biliyoruz? F2'nin 3'ten farklı olduğunu biliyoruz. Çünkü F2 de aynı zamanda 3 olsaydı fonksiyon 2 noktasında sürekli olurdu. O halde arkadaşlar F2 değeri. F2. Bu arada hemen bakalım 2'deki gerçek görüntü. X'e 2 yazdık, ne geldi bakın? 2 çarpı M çarpı N eksi 1. Bu ifade 3'ten farklı olmalıdır diyoruz. Düzenleyelim, M değerinde 1 bulmuştuk, yazalım yerine. 2N eksi 1 eşit değildir 3. Yani 2N eşit değildir 4. O halde N eşit değildir 2 bulduk. Yani M hakkında ne biliyoruz? Kesinlikle 1 olmalı. Ve N hakkında bildiğimiz şey de kesinlikle 2 dışında bir sayı olmalı. Böylece cevabımız Ceyhan seçeneği diyoruz ve 7. soruyla devam ediyoruz. Arkadaşlar selamlar, geldik 7. soruya. F fonksiyonun kuralı parçalı olarak bize verilmiş ve bu fonksiyonun sürekli olduğu en geniş küme aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Arkadaşlar haydi bakalım. Şimdi x'ler 2'den küçükken fonksiyon kuralı y eşittir 2x artı 4 olarak verilmiş. Yani doğrusal bir fonksiyon. Doğrusal bir fonksiyon. Hiçbir yerde kopma yaşamaz, hiçbir yerde sıçrama yaşamaz, tanımsızlık yaşamaz. Yani sonuçta bir polinom ifade, polinom fonksiyon. O halde arkadaşlar x'ler 2'den küçükken her yerde süreklidir diyebiliriz. X'ler 2'den büyükken ise bakıyorum ifade, rasyonel bir ifade var burada, kesirli bir ifade var. Böyle bir ifadenin sürekli olmaması için tanımsız olması gerekirdi hatırlarsak. Yani paydanın 0 olması lazımdı. Yalnız paydayı 0 yapacak x değeri 1. Ama biz zaten 2'den büyük x değerleri için bu ifadeyi tanımlı kılmışız. Yani orada istesen de x'e 1 yazamam zaten. Dolayısıyla arkadaşlar bu ifade o halde 2'den büyük her x değeri için tanımlıdır ve süreklidir. Yani 2'den önce ve 2'den sonra her yerde sürekliyiz. İyi ama 2'de sürekli miyiz? İşte bunu incelememiz lazım. 2'de de sürekli olabilmemiz için arkadaşlar 2'deki sol limitin 2'deki sağ limite
ve bunların da ikideki gerçek görüntüye eşit olması lazım. Zaten sol limitte gerçek görüntü birbirine eşit. Çünkü x küçük eşit 2 olurken fonksiyon kuralı y eşittir 2x artı 4 olarak tanımlanmış. O halde hemen bakalım, x'ler 2'ye yaklaşırsa 2 kere 2 4 artı 4'ten nereye yaklaştı? 8'e yaklaştı. Eşit mi diye bakıyorum nereye? 2'deki sağ limite. 2'deki sağ limit x'ler 2'den büyükken fonksiyon y eşittir 3x artı 1 bölü x eksi 1 olarak tanıtılmış. O halde 2'den büyük değerlerden küçülerek x'ler 2 olmaya çalışırsa bu ifade 3 kere 2 6 artı 1 yani 7 bölü 2 eksi 1'den 1'e eşit olacaktır. 8 eşit mi 7 bölü 1'e yani 7'ye? Hayır. Dolayısıyla arkadaşlar fonksiyon 2'deki sol limit ile 2'deki sağ limiti birbirinden farklı çıktı. Limitler sağ ve sol limit birbirlerinden farklı çıktığı için bu noktada limit yoktur. Dolayısıyla bu noktada süreksizdir diyoruz. O halde bu fonksiyonun sürekli olduğu en geniş küme reel sayılar fark 2 kümesi diyoruz ve cevabımız Ceyhan seçeneği diyerek 8. soruyla devam ediyoruz. Arkadaşlar selamlar, geldik 8. soruya. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı. Bu fonksiyon kaç noktada süreksizdir denilmiş. Fonksiyon kuralına baktık arkadaşlar, parçalı olarak verilmiş. Şimdi zaten gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı olduğu söylenmiş. O halde hemen şu ifadeye bakıyoruz. Bu ifadenin kendi başına sıkıntı çıkarabileceği tek nokta x eşittir 5. Ancak x'ler birden küçükken zaten bu ifade tanımlı. Dolayısıyla x'e istesem de 5 veremem. O yüzden kendi başına bir sıkıntı çıkartamaz. Eksi 2x ifadesi zaten bir polinom. O halde bunun da sıkıntısı yok. 2 bölü x'e baktığımız zaman bunun da sıkıntı çıkarabileceği tek yer paydanın 0 yani x'in 0 olduğu yer. Ancak x'ler 3'ten büyük eşitken zaten bu fonksiyon kuralı geçerliymiş. O halde x'e 0'ı burada da istesek de veremeyiz. O halde arkadaşlar bizim bu fonksiyon kurallarıyla ayrı ayrı dertlerimiz yok. Ancak kritik noktalarda eğer ki limitlerin olmadığını görürsek o noktalarda fonksiyonun süreksiz olduğunu söyleyebiliriz. Yani inceleyeceğimiz şey bu fonksiyonun kritik noktaları olan 1 ve 3'te limit var mı yok mu sorusu. O halde hemen bakalım. 1'e baktık, bir de 3'e bakmamız lazım. Acaba 1'de sağ ve sol limitler birbirine eşit mi? Buyurun. 1'deki sol limit için geçerli parçada x'i 1'e yaklaştırdım. İfade neye döndü? 8 bölü eksi 4. Eşit mi acaba? Eşit mi acaba? 1'in sağ parçası. Evet buyurun buradayız. X'ler 1'e yaklaştı. Ne oldu? Eksi 2. 8 bölü eksi 4 demek eksi 2 demek. Eksi 2 eşit mi eksi 2? Eşittir. Dolayısıyla 1'deki sol ve sağ limit birbirine eşit. Görüntü de zaten burada var bakın. O halde x eşittir 1'de fonksiyon sürekli. Peki x eşittir 3'e de bakalım hemen. 3'teki sol limit için gerekli parçada x'i 3'e yaklaştırdık. Buyurun ne geldi? Eksi 2 çarpı 3. Eşit mi acaba? 3'teki sağ limit. Evet. Gerekli parçada x'leri 3'e yaklaştırdık. 2 bölü 3. Ne oldu şimdi? Eksi 6 sol limit. 2 bölü 3 sağ limit. Eşit mi bunlar? Değil. O halde fonksiyon x eşittir 3'te limiti olmadığı için x eşittir 3'te bu fonksiyon süreksizdir diyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar bu fonksiyon reel sayılar fark 3 kümesinde süreklidir. Yani süreksiz olduğu sadece bir tane nokta vardır diyoruz ve cevap Adana diyerek 9. soruyla devam ediyoruz. Arkadaşlar selamlar, geldik 9. soruya. Fx fonksiyonun kuralı parçalı olarak verilmiş ve bu fonksiyon gerçel sayılar kümesi üzerinde süreklidir denilmiş. Bakın. Bütün gerçel sayılarda sürekli olduğuna göre. O halde kritik nokta olan x eşittir 2'de de sürekli değil midir? Kesinlikle süreklidir. Dolayısıyla x eşittir 2'deki gerçek görüntü x eşittir 2'deki limit değerine eşit olmalıdır. Hemen bakalım. Limit x'ler 2'ye yaklaşırken fx eşittir. Ne geldi bakın arkadaşlar burada x'e 2 vermeye çalışınca? Hayda 4 eksi 4 bölü 2 eksi 2 yani 0 bölü 0 geldi. Hemen düzenleyelim burayı. X'ler 2'ye yaklaşırken 4 eksi x kareyi 2 kare farkından nasıl açabiliriz? 2 eksi x çarpı 2 artı x. Paydada ne var? 2 eksi x var. 2 eksi x'ler eğer ki sadeleşirse 2 artı x ifadesinde x'ler 2'ye yaklaştıkça cevapların 4'e yaklaştığını görebiliriz. Peki
Fonksiyonun 2'deki gerçek görüntüsü nedir? O da a artı 1'dir. Ve bunun da yine 2'deki limit değeri olan 4'e eşit olmasını bekleyeceğiz. Neden? Çünkü fonksiyon her yerde sürekliydi. O halde a artı 1 4 ise a değeri de 3 olarak bulunmuş oluyor. Böylece cevabımız Bursa diyerek 10. soruyla devam ediyoruz. Arkadaşlar selamlar, geldik 10. soruya. F fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara tanımlanmak üzere fx eşittir 3x eksi 1 bölü x kare artı 2x eksi m fonksiyonu sürekli olduğuna göre, bakın dikkat, m'nin değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar sürekli olabilmek için ilk şart tanımlı olmak değil miydi? Bu fonksiyonun bakın tanım kümesi reel sayılar verilmiş. Her yerde tanımlı olması lazım, doğru mu? Peki her yerde tanımlı olabilmesi için rasyonel bir ifadenin paydasının asla sıfır olmaması mı lazım? Yani x kare artı 2x eksi m ifadesi asla ve asla sıfır olmamalıdır. Peki bu ifade aslında ikinci dereceden bir fonksiyon kuralı değil mi? Yani fonksiyon kuralını şöyle yazarsak, bakın y eşittir x kare artı 2x eksi m dersek, eğer ki bu fonksiyon hiçbir zaman sıfır değerine ulaşmıyorsa bu ne demektir? Grafik daima x ekseninin yukarısında kalıyor demektir. Tabi aşağısında da kalabilirdi ama başka sayının pozitif olduğunu gördük. O halde grafik tamamen x ekseninin yukarısında kalacak. Yani x ekseniyle hiç mi hiç temas halinde bile olmayacak. O halde bu fonksiyonun kuralına baktığımız zaman delta'nın ne gelmesini isteriz? Sıfırdan küçük gelmesini isteriz. Çünkü reel kök olmamalı. X ekseni hiç kesmemeliyiz. Peki o halde hemen deltasına bakalım. X kare artı 2x eksi m eşittir 0 ifadesinde delta'ya bakıyoruz. B kare yani 4 eksi 4 tane a çarpı c. C'miz nedir? Eksi m. Düzenleyelim hemen. 4 artı 4m ifadesi. Ne olmalı? Ne olmalı arkadaşlar? Daima ve daima sıfırdan küçük olmalı. O halde 4m küçüktür eksi 4. Böylece ne geldi arkadaşlar? M küçüktür eksi 1. Yani m ifadesi eksi 1'den küçük olsun yeter diyoruz. O halde cevabımız Adana seçeneği oluyor. Eksi sonsuz eksi 1 aralığı m için uygun bir değer aralığıdır diyoruz. Arkadaşlar selamlar, geldik 11. soruya. Fx eşittir karekök 6 eksi mutlak değer x artı 1 fonksiyonunu sürekli yapan x tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır denilmiş. Arkadaşlar bu fonksiyonun sürekli olması için tanımlı olması yeterlidir. Çünkü herhangi bir sıçrama, kopma vesaire durumu söz konusu değil. O halde karekök fonksiyonunun tanımlı olabilmesi için de iç kısmının, yani 6 eksi mutlak değer x artı 1'in ne olması lazımdı? Sıfırdan büyük eşit olması lazımdı. O halde arkadaşlar mutlak değer x artı 1'in 6'dan küçük eşit olması lazım. Yani x artı 1'in 6'dan küçük eşit ve eksi 6'dan büyük eşit olması lazım. Her taraftan 1 çıkartacak olursak x değerlerinin de eksi 7 ile 5 kapalı aralığında olabileceğini söyleriz. Bize ne sorulmuş? Bu x tam sayı değerlerinin toplamı sorulmuş. Arkadaşlar 1'den 5'e kadar olan tam sayılar ile eksi 1'den eksi 5'e kadar olan tam sayılar toplanırsa birbirlerini götürecektir. O halde bu toplamda ne kalacaktır geriye? Eksi 6 ve eksi 7 değerleri kalacaktır. Bunların da toplamı eksi 13 yapar. Böylece cevap Bursa seçeneğidir diyoruz. Ve bu soruyla beraber bu testin de sonuna gelmiş oluyoruz. Umarım faydalı olabiliyoruzdur arkadaşlar. Faydalı olabiliyorsak ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bir sonraki testlerde ve yine diğer konularda da görüşmek üzere. Hoşça kalın, acille kalın.